Onun üzgün mesajlarını ağlayarak attığı mesajı gördükten sonra ama ağlanmaz oğlum be. Bu kapandı. Hadi hadi hadi. Gel. 1 2 3 Kamuzu Vlog'dan herkese merhaba. Bugün dostlar bildiğiniz üzere eyvallah kankalar selam verdiler. Bu takipçiyle 100 bin özel videomuzu çekiyoruz. Ben 100 bin özel videosunu çekene kadar herhalde bir 120 bin falan olduk. Bu da güzel bir başarı bence, kötü bir şey değil. Şimdi kardeşimiz geldi. Kim olduğundan, nasıl seçildiğinden bahsedeceğim onun yanına giderken. Kendisi de çok heyecanlı. Muhtemelen çok eğlenceli bir video olacak. O yüzden sonuna kadar izlemenizi ve abone değilseniz hemen şimdiden abone olup videoyu beğenmenizi öneririm. Hemen bahsediyoruz. Çekilişi biz Instagram sayfamız üzerinden yaptık. Biz şöyle geçemez miyiz ya? Yok taneler. Allah. Bakışlara bak. Efendim canım. İyi, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel bir patlat bakalım, bir ara gaz. Gaz ver bakalım. Biraz daha. Aman aman. Söyle bakayım, amanın da amanın da. Söyle. Türkçe biliyor musun sen? Türkçe bilmiyor mu? Suriyeli. Çok tatlı maşallah. Merhaba, Aragaz seni oğlum verdi. Videoları hepsini izliyorsun. Beyni dağıtıyor musun beyni? Cansın. Eksik olma, görüşürüz kardeşim. Siz de bu yakışıklı kardeşimiz gibi videoları beğenmeyi unutmayın dostlar. Şimdiden hatta beğenip abone ol butonunu yumrukluyoruz. Siz bu işlemleri hallediyorken ben de hemen bahsetmeye devam edeyim. Kişi istiyorken bu şanslı kardeşimizi nasıl seçtik peki? Instagram'da bir çekiliş düzenledik bildiğiniz üzere BYK Motovlog adresinde. Bir asıl 3D yedek seçtim dostlar. Çekilişe bu arada 5200'e yakın katılım oldu. Ne o? BYK sticker mı? Allah, çok tehlikeli motor. Neyse cümleme devam edeyim. Dediğim gibi keşke o 5200 kişinin hepsini Instagram'dan takip edip mesaj atan, yorum atan herkesi tek tek alıp birlikte zaman geçirebilsem ama bunu yapamadığım için ne yazık ki aranızdan sadece bir kişi alabiliyorum. Bugün o kazanan kişinin tepkilerini, heyecanına ortaklık ediyor olacaksınız. Her şey kayıt altında olacak. Birlikte eğleneceğiz, zaman geçireceğiz. Şu an almaya gittiğim arkadaş bu arada çekilişin kazananı değil dostlar. Dediğim gibi bir asıl ve 3 yedek seçtim. Asıl kazanan arkadaş beni takip etmiyordu Instagram'dan ama çekilişe katılmıştı. Mesaj dahi atmadım. Diğer 3 arkadaş ise Hatay'da, Çankırı'da, Kınamalık Uyur'un bir yanından da yaklaştık. Varmak üzereyiz Ege'nin yanına. 300-400 kilometre sınır belirlemiştim dediğim gibi. Çıkarsa gidecektim onun için ama çıkan kişiler dostlar 400 veya 500 ya da 1000 kilometre uzaktaydı. O yüzden ne yaptık? Sese bakar mısın? Fenalık. Tekrar mı canlı yayın açsam diye kara kara düşünüyorken sonra bir kardeşimizin mesajını gördüm. Çekilişi kazanamadığı için ağlayarak video atmış. Çok üzüldüğünü dile getirmiş. Onun üzgün mesajlarını ağlayarak attığı mesajı gördükten sonra Ege'yi aldık. Ama ağlanmaz oğlum be. Abi ben çok seviyorum seni. Ege kardeşimiz, ben de dedim ki bu senin hakkın dedim, sana kısmetmiş dedim. O yüzden aldık kardeşimizi. Ege kardeşim hoş geldin. Abi. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi abi, sen? İyiyim çok şükür. Ödemiş'ten geldi. Aynen. Yakışıklı kardeşimiz. Biz yola çıkmadan önce şimdi çok sakin bir kanala konuk değilsin. O yüzden ben annenden müsaade istedim ama izleyenler de görmek ister diye düşünüyorum. O yüzden ufak bir annenle sohbet etme şansımız var mı acaba? Tamam, hemen bir görüşelim. Çok bekletmedim inşallah. Biraz oldu. Beni de usta bekletti. Ben de senin gibi bekledim. Bir saattir oradayım valla. Bak yıkatmadım, daha fazla bekletmeyeyim diye. Canım kardeşim benim ya. Kayıtta şu an. Abi selam söyleyebilir miyim arkadaşlar? Tabii söyleyebilirsin. Burak Çerezcü ve İsmail Özdoğan kardeşime selamlar. İyi hadi, o iki kardeşe de sticker benden. Duygu ablacığım merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Allah razı olsun. Kıymetinizi bilin. Benim oğlum ilk defa annesinden ayrıldı. Bugün birlikte eğleneceğiz. Çok da geç olmadan yine Ege'yi yolcu edeceğim ben. Ben de izliyorum. Ha, siz de izliyorsunuz. Evet, ben de izliyorum artık. Eksik olmayın, teşekkür ederiz. Tamam, biz şimdi Ege ile dolaşmaya başlıyoruz. Tamam. Kendinize iyi bakın, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Kaç sence? 100 lira. Tam üstüne bastım.
Sağ ol abi. Çıp yapma. Çıp. Eyvallah. Gölge de hayli kirli bu arada, bakımdan yeni çıktı. Yağını, yağ filtresini, hava filtresini. Bir de bir iki değişiklik daha yaptık da şu an hatırlamıyorum. Motor yağı değiştikten sonra çok ciddi bir fark oluşuyor. Vites geçişleri falan rahatlıyor. Egzoz artık daha güzel patlıyor, bunu seversiniz. Öyle işte, bakımları yaptık. Ege'nin yanına geldik, şimdi birlikte dolaşıyor olacağız. Ne kadar şimdi bu fiyatı? Sence? 35. Tam üstüne bastın abi. Çeşmeye gidersin. Abi çeşmeyi sen yok bile dersin bununla ya. Yok be abi ya. Ben sakin sürücüyüm ama. En sakin zaten o. En sakin. Ege kardeşim sen daha önce motora bindin mi bu arada? Bindin mi? Neye bindin? Sivri'ye bindim. Yamaha R6F patronu. Neye bindin? Yamaha R6F. R6. Aynen R6. R6'ya bindin yani daha önce. Ben dedim ki Ege bu kadar heyecanlı. Daha önce binmemiştir muhtemelen. Benim için heyecanlıyım ben. Ha benim için heyecanlısın, evet. Cansın kardeşim. Biraz daha aşağı indir. Tamam. Takipçiyle gazlama videosunu çekiyoruz. Kardeşimiz de geldi. Onu da bağlıyoruz. Eğleneceğiz şimdi. Aç mısın bu arada? Şu anda değilim. Tamam bir gidelim o zaman. Ege ile birlikte 30 kilometre falan yolda şimdi gazlıyor olacağız birazcık. Ardından çok güzel bir planım var. Kendisi bilmiyor. Ege ile birlikte bir go-kart patlatalım diyorum. O da selam veriyor. Hadi şimdi başlayalım o zaman. Hadi Ege'cim. Ani frenlerde falan buradan. Depodan yani. Ege yakıt almamız gerek. Bakımı yapınca ses bile değişti desem abartı olmuş olur bilmiyorum ama harbiden değişti ya. Böyle bir şey yok. Canavarımız da bu şekilde bekliyor Ege'yi mutlu etmek için. Buyur abi. Atabilirsin ya, sana zahmet. Arkadaşlar yolu bilerek uzattım. Dediğim gibi otobandan gidiyor olacağız 30 kilometre falan. R6'ya daha önce binmiş dediğine göre, fakat heyecandan eli ayağı titriyormuş. Gölge için değil, seninle tanışmak için dedi. Cansınız, seviliyorsunuz ya gerçekten. Böyle tanışmak için heyecanlanan kardeşlerimi görünce ben gerçekten mutlu oluyorum. Başardığımı kendime biraz daha kanıtlamış oluyorum. Soralım bakalım, arkada havalar nasıl? Gayet iyi. Gayet iyi. Biraz gaz açalım mı? Olur. Kendisine bu arada söyledim ben, geceyi mi istersin, gölgeyi mi gazlama için diye. Bu soru mu abi? Tabii ki gölge dedi. Bum 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 bum. Al sana gölge o zaman. Muazzam diyor. Devam mı? Devam. Tamam. Tamam. Hadi bakalım devam edelim. Yalnız çok rüzgar var ve böyle rüzgarlı yollarda büyük araçlardan uzak durmak gerekiyor biliyorsunuz. Dikkatli bir şekilde gidiyoruz. Ege şu an sahiden benim kardeşim gibi, kene gibi yapıştı o da. Dört bir yandan kavramış durumda. Alın size takipçiyle vlog. Otobanda 200 üstü gazlıyoruz. Bu da işte bize az bir şey olsun. Ve şu an bir tünele girmek üzereyiz. Ne yapıyoruz? Hemen vites düşürüp quick shifter'ın sesine odaklanıyoruz. Rüzgardan kurtulmuş oluyoruz. Ege bir şey diyor. Dinleyelim hemen. Tünel deneyiz size. Tünel. Evet, başlasın. Hadi bakalım. Ege şu an kafasını falan tutuyor, gölgeden gördüm. Herhalde yerinde mi diye kontrol ediyor. Arkadaşlar biz bir de yolu uzatalım dedim de fazla uzatmışım, ters yönde gidiyormuşum, farkında değilim. Neyse böylelikle o tünelden tekrar geçmiş olacağız. Az önce fazla inletemedik sanki. Ege yeniden yapıştı, kene moduna geçti. Evet, şimdi vites düşünüyoruz. Ve yapıştırıyoruz. Mükemmel de trafik var, fazla kopamıyoruz o yüzden.
içine ışınlanalım. Ege'nin tepkilerini de orada soralım. Hadi bakalım. Kardeşim nasıldı? Havada uçak sıçradı şu abi. Süpermen'sin yani. Süpermen'im diyor. Kafayı yedi ya. Çok güzel ya, inanamıyorum diyor. Mutlu olduysan ne mutlu bana kardeşim. Abi, çok mutlu oldum. Dur daha bekle, bir şeyler daha yapacağız seninle. Efendim? Eyvallah cansın. Yalnız bu trafik hiç çekilmez gerçekten. Şu an motosikletli olmadığımızı bir düşünün dostlar. Santimetre hareket etmiyor ya. Sağ bacağı evet, biraz kaçırdı. Normal. Sürücü olmaktan daha zor artçılık yapmak. Hele bir de böyle yarış motorlarında falan yorucu oluyor. Ayaklarımı hissetmiyorum mesela şu an. O yüzden seni sürücü moduna da alacağım az sonra. Tamam. Ar 6'ya. Bunu mu? Tamam, bunu mu? Değilim. Hemen fan açıyor. Hiç naza gelemiyor ya. Direkt fan yani. Oha. Be. Fena patlatıyor ya. Gölge yine çığlığını basıyor. Eksik etmiyor. Böyle mi giriyoruz? Evet. Hadi bakalım. En çok gitmek istediği yolmuş burası. O yüzden hemen geldik buraya da. Genelde videolarda bu tünel içerisinde gazlıyoruz. Ferahlık ya. Patlıyor şu anda. Exhaust çatlıyor. Adamlar var ya, sesi duyan sinyal yakıyor, stop lambaları yanıyor falan, herkes bir reaksiyon gösteriyor, ne geliyor diyorlar. Bu video da bayağı tünel gazlaması oldu. Güzel ama, tünel seviyorsunuz, bolca tünel gazlaması işte. Bir de şimdi gidip Ege'yi go kartla tokatlayalım. Kapıştıracak bir şey yoksa ortada, motosiklet, araba falan, hemen kapışma ortamı yaratıyoruz. Gidiyoruz go kartla birlikte gazlıyoruz. Ama bugün ciddi bir trafik var. Çok yoğunluk var yani. Ege ile de polise denk gelmek istemiyorum şahsen. Umarım öyle bir şey yaşanmaz. Şöyle sağ atlayalım Ege'ciğim. Anlamadım. Sen BYK'sın. Kendime mi geleyim? O nasıl söyleş oğlum? Ben BYK'yım. Sonra Ege arada bir böyle yükleniyor da tekrar ben BYK'nın arkasındayım falan. Sonra arkada bir şeyler dillendiriyor. Oha diye sadece böyle tek kelimelik reaksiyonlar gösteriyor. Siz duyamıyorsunuz ama onları. Oh, sırtımdan da destek alıyor. O kadar söyledim fren yaptığımda depodan destek al diye. Beni ittiriyor arkada. Ege ile bu arada girdiğimiz yanlış yolla birlikte 50 kilometre yapmış olduk. Sorun yok kardeşim. Şimdi bunu izleyen Ali, benim öz kardeşim, diyecek ki abi diyecek, ben kaskına çarptığında bana küfrediyorsun da başkası çarptığında niye sorun yok? Ege kayacak bu gidişle, ellerini falan bırakıyor. Ya üstüme çıkacak ya da kayıp düşecek. Takipçiler el salladı. Takipçiler el mi salladı? Ben de onlara salladım. Ha, sen salladın mı? Süpersin. Tamam. Bazen göremiyorum yola odaklandığımdan dolayı, ya da bağıranlar oluyor BYK abi falan diye. O da gölge yüzünden dostlar, duyamıyorum. Kıyamet koparıyor lanet. İşte mesela bu sefer gördük ama durduğumuz için o da. Tahmin ettiğim kişi diyor ama gelemiyor. Tahmin ettiğim kişi mi? Belki odur, bilmem. Onlar da bakıyor. Para gaz istediler, kırar mıyım ya? Hava fazla kararmadan go kart'a gidelim. Go kart'ta da bu arada dostlar kamera açık olacak. Çünkü orada zaten kask takıyorlar. Kendi kaskımla sürmeyi istiyorum diyeceğim. Abi ya, şımartıyorsun beni. Gittin mi daha önce? Hayır. Tamam süper. Gel de seni bir tokatlayayım lan. Ayakların ne durumda? Sen ne durumdasın? Ölmüş. Oğlum çanta açılmış lan, acaba bir şey var mıydı içinde? Gel bakayım. Yan cep açılmış. Burada boyunluğum vardı, o uçmuş. Sağlık olsun. Hadi bakalım. Bizimle birlikte iki arkadaş daha katıldı. Şimdi 4 kişi kapışıyor olacağız ama bizim hedefimiz tabii ki takipçiyi tokatlamak. Öyle değil mi Ege? Tamam. Şimdi çıktık da Ege bayağı önden başladı. Böyle olmaz. Böyle dönüşümüz var. Allah! Ama Ege'yi tokatlamamız gerekiyor. Şarjım da bu arada %15 civarında dostlar. Bu kapandı. Gelemedi herhalde bizim drifte. Bu nereden açılıyor? Isıtmadan kaydırmışız direkt. Hadi abi şunu yetişin direkt.
Tamamdır. Hadi hadi hadi. Gel. 1 2 3 Araba ısınmadan yanlamışız. O yüzden kapanmış. Dostlar, şarjımız bitmiş. Ege'ye bir tur fark attık. Kaydı kapatmak zorundayım o yüzden. Abone olup videoyu beğenmeyi, şu butonları yumruklamayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. BYK kaçar.